Mayo mu, noyo mu bir şeyler bir şey diyorlar. Takvi. 2012'de Muyo mu, moyo mu? Maya takvimi. 2012'de kıyamet kopar mı? 2012'de kıyametin kopması mümkün değil. Bir tarafı ateşten, daha bir tarafı güllük gülistan, onları taşıyor. Menkul. Taşıyabiliyor. Ondan sonra insanları öldürüp diriltebiliyor. Adama diyor ki benim Allah olduğuma inandın mı? İnanmadım diyor. Adamı öldürüyor. Diriltiyor. Şimdi inandın mı diyor. Adam inanıyor. Görenler iman ediyor. Ekseri Yahudilerle kadınlar ona tabi olacaktı. Ben sizin Rabbinizim diyecek. Evvela peygamberim diye çıkacak. Sonra Rabbinizim diyecek. Yalnız gözü dümdüz. Bir gözü efendim yok. Alnında kefere yazıyor. Yani Arapça harflerle kefere kesik harfler olarak. Cümle ekli değil kelime. Tek harf. Mukatta K ayrı, F ayrı, R ayrı. Bunu gören herkes okuyacak ama herkes alnında. Yalnız harikuladelikleri var. İmtihan olsun diye Allah Teala her yeri çiğneyecek. Mekke Medine'ye giremeyecek. Ama Mekke Medine'den 70 bin kişi çıkıp ona iman edecek. Mekke Medine'ye giremeyecek. Bu Deccal bu ne zaman çıkacak? Mescid-i Aksa'yı kuşatacak. Hazreti Mehdi'yi sıkıştıracak. Hazreti Mehdi ve Müslümanlar bunalacak. Ölmek üzere yani açlık, susuzluk, perişan. Muhasaraya alacak Kudüs'ü. Tam o anda İsa Aleyhisselam inecek. Buhari hadisi. Yenzilü fîkum ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu inecek. Nereye? Müslim'de geçer öbürü. İndel minâratil beyza şarkıya dimeşk. Şam'ın doğu tarafında beyaz minareye inecek. İsa Aleyhisselam indi mi Hazreti Mehdi de muhasara altında Kudüs'te Şam'dan oraya geçecek. Geçtiği vakitte ikindide falan inecek. Ertesi gün sabah namazında Kudüs'e yetişecek Hazreti İsa. O geldiği zaman bütün saflar açılacak. Kamet getirilmiş. Hazreti Mehdi imamlıkta bakacaklar İsa Aleyhisselam bekliyorlar. İnmiş. İsa Aleyhisselam arkaya gelecek. Buyur sen kıldır diyecek. Sen Allah'ın peygamberisin. Hazreti İsa diyecek ben peygamber olarak gelmedim. Ümmet olarak şimdi geldim. İmamlığı sen geç. Efendimizin torunudur. Mehdi Ehl-i Beyt'tendir. Resulullah'ın torunudur. Hazreti Hasan'dan gelecek. Mehdi'nin imamlığı arkasında koca bir İsa Aleyhisselam cemaat olacak, uyacak. O çıkacak oradan namaz bitince Deccal'la karşılaşacak Lüt kapısında. Var o kapılar. Git Kudüs'te Lüt kapısı. Hadiste bu o zaman 1400 sene evvel söylüyor. Lüt kapısında Deccal'la İsa Aleyhisselam karşılaşacak. İsa Aleyhisselam hemen mızrağını çıkaracak Deccal'a vurmak üzere. Deccal iri yarı bir acayip bir şey. Hırkat garibesi. Tam ona vuracakken Deccal diye, namaz geçiyor, namaz geçiyor, namaza duracağım diyecek. Kurtarmak için. İsa Aleyhisselam diyecek ki hani Rabbin kime namaz kılıyorsun diyecek. Sahtekar diyecek. Yalnız tuz diyor suda eridiği gibi İsa Aleyhisselam'ı görünce erimeye başlayacak. Yine de yok diyecek öyle erimekle erimek. İlla bu mızrağım sana saplanacak. Ben bunu taşıyorum. Ve o mızrakla onu gebertecek. Deccal geberecek. Sonra Yecüc Mecüc var esas. O Settin arkasından patlayacak. Hatta idâ fütühat Yecüc ve Mecüc diyor Kur'an. Enbiya suresinde. O set patladığı zaman ve min kulli hadebin yensilûn. Onlar öyle her şeylerden akıp gelecekler. Onlar acayip bir millet. Karış böyle boyları küçük falan. Suları, gölleri içecekler, yiyecekler, bitirecekler. Hocam. Şimdi Mehdi'yi İsa Aleyhisselam kurtaracak. Ondan sonra Hazreti Mehdi bir zaman sonra vefat edecek. Hocam, Deccal yani İsa Aleyhisselam sağlığında geberecek. Peki. Hocam bir reklam arası vereceğiz ama şu Deccal ile ilgili mesela bugün dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlar var, terör olayları var, soykırımlar var, vahşi katliamlar var. Bunların Deccal'in eseri olduğu söyleniyor. Hiç alakası yok. Bunların Deccal'la ne alakası var? Herkesin şeytanı var. Şeytan Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartmış. Şeytan hepimizde mevcut. Şeytan duruyor. Baş iblis de sağ. Zürriyeti de sağ. Şeytanın ifsadı var. Bir de nefis var. İnsanların riyaset sevgisi. Efendim zulüm. Maddi menfaat. Hep baş olma dertleri. Ondan birbirini kırıyor geçiriyorlar. Deccal'la bunun ne alakası var? Deccal müşahhas bir varlıktır. Öyle televizyon Deccal'mış, o Deccal'mış. Böyle uydurma uydurma şey. Deccal bir canlı şu anda yaşıyor. Bunu bir adada Temim-i Dari'nin sandalı. Reklamdan sonra isterseniz onu hocam, anlatalım. Hocam çok kısa bir de.